Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel motiflerden çalıştığım bir modelimizle birlikte olacağız. Motiflerimizi düz motifler ve renkli motifler olarak iki farklı olarak öncesinde çalıştık. Şöyle süveterimize de bakacak olursak 3 tane düz motifimiz bu yönde. Arkasını çevirdiğim zaman 3 tane düz motifte diğer yönde olduğunu görüyorum. Öncesinde motiflerimizi yaparak biriktiriyoruz. 6 tane bu aynısı birebir örmek için 6 tane motifimiz bu çalışmamız için gerekli düz motifimiz. Renklerimizi sayalım. Yeşilimizden başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakınız yeşilin diğer yanında burada 4 tane birinci sıra için 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 tane düz, 12 tane renkli motifi çalışmamız bu modelimizi, örgümüzü yapmamız için bize yeterli olacaktır. Bir de motiflerimizi birleştirmede kullanacağımız ana renge ihtiyacımız var. Buradaki ana rengimizde hem motiflerimizi birleştiriyoruz hem kol altlarının bakınız şu şekilde yuvarlak geçişi için ön hazırlık olarak şöyle doldurma işlemlerimizi yapıyoruz. Bakınız motiflerimizin her ikisi arasına bu birleştirme renklerimizde yeni bir dolgunluk yapıyoruz ki şöyle güzel yumuşak bir geçiş olsun. Yine yakınımızda aynı şekilde motifimiz bittiği yerden değil, yine buradaki bölümümüzden geçişimizi kolaylaştırmak için ek çalışmalarımızı motifler tamamlandıktan sonra yapıyoruz. Şöyle kolumuzu çevirdiğimizde bakınız gayet güzel bir çalışma olduğunu görüyoruz. Bel lastiği tamamen zevkimize göre ne kadar uzun istersek ya da daha kısa istersek ona göre kendi zevkimize göre ayarlayarak daha da ilerletebilirsiniz. Bu crop denilen kıyafetleri gençlerimiz çok hoşlanmakta, özellikle yeni büyüklüğe geçen çocuklarımız için. Evet, şimdi ben ölçümü veriyorum. Sizlerin de aklında bir fikir olması için 30 santim uzunluğunda tam bir kol ucundan diğer kol ucuna ölçüyorum. 33 santim şöyle kolumuzdan omuzumuza kadar, yani omuzumuzdan kol kısmına kadar ise 14 santim. Evet, motiflerimizi daha yetişkin çocuklarımıza örmek istiyorsanız, daha yetişkin kızlarımıza örmek istiyorsanız bir sıra daha büyütüp, yani motifi ben 1, 2, 3 sırada ana motifimi bitirdim. Bakınız renkte de daha belirgin. 1, 2, 3 sırada bitirdim. 4. birleşme sırası olarak. Daha yetişkin çocuklarımızı örmek istiyorsanız 12-13 yaş üzeri daha büyük bir motifle yine bu sayıda çalışmamızı yapabilirsiniz. Motif büyüdükçe tabii ki ebat büyüyecektir. Ya da aynı şekilde daha biraz daha küçük bebeklerimizi, daha küçük çocuklarımıza 1 yaş civarına çalışmak istiyorsak 2 tane sırayı çalışmamız yeterli. Yani şu sıra 2 sıramızı çalıştığımız zaman bir de birleştirme sıramız olur. Motifimiz daha küçüleceği için örgümüzün boyutu şu kadar olur. Yani büyütüp küçültmek istediğimizde sayılarla, motif sayılarla büyüteceğimiz gibi motifin kendiyle oynayarak da büyütüp küçültebilirsiniz. Evet, şimdi ben yaptığım süveterimi şöyle göstermek istiyorum. Bir sıram sadece bir bütün olarak birleştirdim. İlk motif sıramı, diğer ikinci sırada ise 3 tane motifimi ördüm. Diğer yönde de aynı 3 tane motif üstte. Kenardaki motiflerim ise kolum için, bakınız kolumun ayrılacağı oyuntuyu sağlamak için bir kısmı arkamızda, bir kısmı önümüzde. Tabi dilediğiniz yönü arka ön olarak kullanabilirsiniz, hangi tarafı severseniz. Bakınız tam bir motifimizin yarısı ön, yarısı arkayı oluşturmakta. Birer motifimizde omuzlara ördüm. Tabi daha yaş grubu büyük kendiniz için çalışmak isterseniz buradaki motif sırası 1 değil 2 olacaktır. Yine aynı şekilde ayarlamaları umarım çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Evet, lastik boyutunu da şöyle görmek istiyorum. Lastik boyutumuz 6,5 santim. Lastiğimizin de uzunluğu. Evet, çalışmamız için rengarenk iplerimi kullandım. Bir tane birleştirmek için ipimiz gerekmekte. Lütfen az olmasın ve de çok kalın olmasın. Mümkünse daha inceliği az olan iplerimizden kullanalım. Hani bebe ipleri olabilir. O tarz ipler olursa daha güzel olur. Hani daha toparlayıcı, daha hoş bir görünüm arz eder. Evet, şimdi kolay gelsin diyerek hemen bu süveterimizin yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Motiflerimi örerek yine geldim. Motiflerle bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Bu şekilde bakınız hazırlamış olduğum motiflerle güzel bir kız bebekler için süveter çalışması yapacağız. Hem düz motiflerimizi kullanıyorum hem de rengarenk motiflerimizi kullanarak çok hoş bir çalışma elde etmeyi düşünüyorum. Evet, ben bu şekilde motiflerimi hazırladım ama hiç bilmeyen arkadaşlarım, yeni bilen arkadaşlar ya da yeni öğrenen arkadaşlarım için bir çalışma yeniden yapmak istiyorum. Sonrasında da sırasıyla birleştirerek ortaya çıkan güzel sonuca sizlerle birlikte bakalım. Evet, şimdi bir tane motif çalışalım. Hepsi aynı bakın. 4 tane ortada trabzanlarımızın bulunduğunu görmekteyiz. Sonra kenarında çifter gruplar halinde şöyle görelim bakınız. Ortada 4, kenarlarında her bir zincirimizi çektiğimiz yerde çifter motiflerimizi ya modellerimizi oluşturduk. Trabzan gruplarımızı. Daha sonrasında ise bir üst sıraya çıktığımızda bu köşelerimizi yine aynı koruduk. Aradaki bölümümüze bir tane daha trabzan grubu oluşturarak artışlarımızı gerçekleştirdik. Şöyle görelim. Şu diğer renkle de bakacak olursak bakınız en güzel bunda görülmekte. Grubumuzu birinci sıramızı 4 olarak, sonrasında köşelerimizi yerleştiriyoruz. Daha sonrasında şu grubumuzda bir artışımızın olduğu net bir şekilde görülmekte. Diğer sade motifimizi de şöyle görelim. Bakınız bütün işlemimiz birebir aynı aslında. Hiç farklı yok. Birisi sade tek renkten oluşurken birisi daha cıvıl cıvıl farklı renklerden örülmüş. Evet, bir tane düz renkten çalışalım. Sizler dilediğiniz gibi çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Motifimizi örmeye başlayalım. Önce zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. İlk zincir yuvasına gelerek batıyorum. Ve içinden geçerek minik bir yuva hazırlıyorum. Şimdi buradaki ipimizi altta gizleyeceğiz ve hem zincir halkamızı hem de buradaki ipimizi altta bırakacağız. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Yuvarlağımın içerisine giriyorum. İpimi de bakınız şu şekilde ayarlayarak arada kalmasını sağlıyorum. 3 defa çekiyorum. Birinciyi çektim, ikinciyi çektim ve üçüncüyü çektim. Bir doluyorum, yuvaya giriyorum, ipimi alıyorum, çıkarıyorum bakınız ipimi. Birinciyi çektim, ikinciyi doladığımla birlikte çektim ve en son ilmeğimi yürüttüğümle birlikte kapatıyorum. Zincirimle birlikte 3 tane trabzana ulaştım. 2 tane zincir çekiyorum, 3. trabzan sonrasında. Tığımın başını doluyorum, yuvama giriyorum. 1, 2, 3. 3 defa da alıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Yuvarlağa önden giriyorum. İpimi şöyle alıyorum. Tekrar girdiğim yerden çıkarıyorum. İlk önce aldığım ipimi, doladığım ipimi, ilmeğimi götürdüğümü örüyorum. 3 tane trabzanımı ikinci kez kurmuş oluyoruz. 2 tane zincirimi yeniden çekiyorum. Tekrar ipimi de şöyle bakınız ördüğüm yerden tutarak rahatlık sağlıyorum kendime. Ve giriyorum. 1, 2, 3. Doluyorum. Önden girip arkadan çıkıyorum. İpimi alıyorum tığımın ucuyla. Bu yöne çıkıyorum. Önce ipimi çıkardığımı, doladığımı, diğerini örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Giriyorum, ipimi alıp bu yöne geçiriyorum. Çıkardığım ipi, doladığım ipi ve diğer ilmeğimi örüyorum. 3 tane grubumuz oldu. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar girerek 1, 2, 3. Giriyorum, ipimi alıp 1, 2, 3. Bu işlemleri ne kadar çok yaparsanız o kadar pratiklik kazanacaksınız. 1, 2, 3. 2 tane zincirimi çekiyorum ve başlangıçta 4 tane zincir çekmiş olduğum trabzanımın arasına şöyle batarak giriyorum. Bakın batıp girdim, ipimi çıkardım. İlmeğimin arasından bu çıkarmış olduğum ipi şu şekilde geçiriyorum. Evet, isterseniz tek renkle, isterseniz rengarenk örebilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakınız, eğer tek renkli ördüysek burada ipimizi koparıyoruz. Bunlar gibi diğer rengimize, köşelerimizi örmek için başlıyoruz diğer rengimize. Şimdi tek renkli örecek isek buradaki gibi her ikisini de anlamanızı istiyorum. Yeni öğrenen arkadaşlarıma yardımcı olmak için. İpimizi koparmadan devam ediyoruz. Eğer buradaki gibi örecekse ipimizi koparıp yeni ipimizi bağlayalım ve köşemizden örmeye başlayalım. Önce köşelerimiz, yine ara zincirlerimiz şekliyle her sırada rengimizi değiştirebiliriz. Şimdi tek renkle aynı işlemimizi yapıyoruz. Eğer farklı renkli olsaydı ipimi buradan koparıp şuradaki zincirin içerisinden başlayacaktım. Tek renk devam ettiğim için şu işlemimizi yapalım. Bakınız, birinci trabzan üzerine battım. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum sadece. İpimi alıyorum. Bakın, ipimizi geçirdim. İlmeğimin arasından geçiriyorum. Üçüncü trabzan üzerinden bakın sadece buğday gibi görünen yerlerin altından giriyorum. Alıyorum. Geçiriyorum. Hiç belli olmuyor bakınız. Buraya kendimi, yani iki zincirin bulunduğu yere giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Zincirin bulunduğu noktaya geldim. İpimi koparsam buradan başlayacaktım. Hemen buradan 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. Biraz önce yapmış olduğumuz gibi bir defa dolayıp 3 defa çektiğimiz 3 tane trabzanımızı ördüm. 1, 2 araya. Aynı yuvaya giriyorum. 1, 2, 3. Aynı yuvaya girerek ikinciyi ördüm. 3 trabzanımı da ördüm. 2 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Diğer zincir bölümüne girerek aynı buradaki yapmış olduğum işlemimi tekrar ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum. 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Araya 2 tane zincir, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Yine diğer 2 zincirlerin içerisine. Şöyle renkli de göstermek istiyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Bir yere araya 2 zincir, tekrar diğer boşluğa 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şekliyle örüyoruz. Şimdi sıramızın sonuna kadar örerek gelelim. İkinciyi de birlikte çalışalım. 2 zincirimi çektim. Tekrar 1, 2 ve 3. 2 tane zincir çekiyorum aralara, rahat olsun diye. Sonra diğer 2 köşeyi de aynı şekilde örüyorum. Bütün köşelerimize 3'er trabzanımızı ve aralarına 2'şer zincirimizi çektik ve köşelerimizin çiftli grubunu bu şekilde tamamladım. En son 2 zincirimi çektim. Yine geçişimi aynı şekilde yapıyorum. 3 tane zincir çekmiş, 4 zincir çekmiş olduğum yerin tepe noktasına giriyorum. Sadece batıyorum. İlmeğimin arasından ipimi geçiriyorum. İkinci trabzanı bakın şöyle buğday gibi olan yere giriyorum. İpimi alıyorum. İpimi ilmeğimden geçiriyorum. Örmüyorum. Sadece ilmek kaydırıyorum. Üçüncü trabzan üzerine batıyorum. İlmeğimi içinden kaydırıyorum. Sonra zincirimin içerisine batıyorum. İpimi şu şekilde kaydırıyorum. İkinci sıramızı bakınız ne kadar kolay ve güzel bir şekilde tamamladık. Şimdi üçüncü sıramızı farklı renklerle örmüş olsaydık orada ilk başlangıçta ipimizi koparıp yine köşemizden başlayacaktık. Şimdi zincirimizi bulunduğu noktadayım. Yine aynı işlemlerimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Farklı iple de başlasam 4 zincir çekip başlayacaktım. Tığımın başını doluyorum. Ve başlıyorum. Buradan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bakınız ipimizin kopuk yerini de gizledim. Altı alarak. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine bu çiftli batmış olduğumuz yerlerimizi hepsini köşe olarak örüyoruz. 1, 2 zincir çekiyorum. Ve şuradaki görmüş olduğumuz bölümün içerisine gelerek batıyorum. Ve şöyle arkadaki bakınız ipim böyle ipler kırık çıkarsa ya da birleştirmek gerekirse bu şekilde gizleyebilirsiniz. Hemen batıyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Bakın artışımız oldu. Şöyle görelim. Şurayı örmekteyim. Şimdi şurayı ördüm. Köşemden sonra. Tekrar 3 trabzanımı ördükten sonra 2 zincirimi çekiyorum. Köşemi örüyorum. 1, 2 ve 3. 2 tane zincir, tekrar 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Şöyle görelim. Köşelerimi tamamladım. Araya 2 tane zincir çekip 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 zincirimi çektim, batıyorum. 1, 2, 3. Motiflerimiz bu kadar kolay. Örgünün vazgeçilmez temel taşlarından bir tanesidir bu motif. Yapıldığı her yere çok güzel yakışmakta. Çok da güzel durmakta. 2 ve 3. Sona kadar örerek devam edelim. Motifimin sonuna kadar örerek geldim. Bakınız, köşelerimiz yine aynı şekilde devam edecek. Şuradaki artışlarımız da buradaki 3 trabzanımızın bulunduğu yerden devam edecek. Bir sonraki sırada bakınız, sağındaki ve solundaki boşluklarımızı örerek ilerleteceğiz. Hemen 2 tane zincirimi çektim ve şuradaki görmüş olduğumuz 4 tane zincirin bulunduğu yere batıyorum ve ipimi buradan alıyorum. Ben daha önce koparmıştım. Bir zincirimi de çekip kesiyoruz. Bakınız, motifimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi ana renk olarak kullanacağım, yani motiflerimi birleştirmek için kullanacağım ipimi alıyorum. Şöyle taş rengi güzel bir ip, bununla birleştirmeye başlayalım. Bir tane zincir çekerek başlıyorum. İlk motifimizin tamamını örmemiz gerekmekte. İlk birleştireceğimiz motifimizin, şunu da öreyim daha belirgin olsun. Şöyle köşeden başlıyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi alta alıyorum ve başlıyorum. İpim biraz tığ ipi, ince. Bakınız, 4 tane ördüm. 2 zincir çekiyorum. 4 trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4. Motifimizin tamamını örüyoruz. 4 trabzanımı ördüm. 1, 2 zincir çekiyorum. Araya girerek 4 tane daha trabzanımı örüyorum. 1, ipiniz kalınsa 3 örün. 2, 3 ve 4. 1, 2. Dilerseniz ara zincir fazla gelirse 1'e de indirebilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Bakınız, sağına ve soluna birer tane daha ördük. Artışımızı yaptık. Şimdi bütün köşelerimizi örelim. Sonrasında görüşelim. Evet, sıramızın sonuna kadar çepeçevre örerek geldim. 2 tane zincirimi çektim. 4 zincir çekerek başladığım yere giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum ve şu şekilde bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimi kesiyorum. Bir tane motifimizi bu şekilde tamamını örüyoruz. Şimdi birleştireceğim ikinci motifim tek renk olan motifim olacak. Hemen onun da 2 çevresini örüyorum. Daha sonra bir çevresini birleştirmek için birlikte olalım. Şimdi örmeye başlıyorum. Evet, 2 köşemizi ördüm. Şimdi renkli köşemle birleştirmeye başlayalım. Diğer köşemin de ilk grubunu ördüm. Araya zincir çekmedim daha. Bakınız, bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer motifimi alıyorum. Sırt sırta veriyorum. Her ikisinin ön yüzleri dış tarafa kalıyor. Her ikisinin de. Bir zincir çektikten sonra buradaki 2 zincirli bölümüme giriyorum. Ve kapatıyorum. Bir tane de zincir çektikten sonra yeniden bu elimdeki motife geliyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 trabzanımı bu motiften ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Diğer motifime geçiyorum. Hemen çiftlinin yanındaki yere batıyorum. Kapatıyorum. Oradan bir zincir çekiyorum. Buraya, köşemin yanına geliyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekip diğer tarafa geçerek batıyorum, kapatıyorum. Ve oradan bir zincir çekip bu tarafa boş olan yere 4 tane trabzanımı örüyorum. Bir motiften örerek gidiyorum, bu motiften diğer motife de sadece batıp bir tane zincirimi çekip tekrar bu motifime dönüyorum. Bir zincirimi çekip yeniden diğer motife geçiyorum ve sırayla, bakınız hiç sırayı atlamıyorum. Her bir sıranın üzerine bir defa batarak ilerliyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve köşemin içerisine girerek köşemin ilk dörtlü trabzan grubunu örüyorum. Birinciyi ördüm. İkinciyi, üçüncü ve dördüncüyü ördüm. Bir zincir çekiyorum. Köşeme batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Köşeme dönerek ikinci dörtlü grubumu örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakınız birleştirme işlemimizi bu şekilde yaptık. Şöyle görelim. Artık aradaki kalan bölümlerimi, trabzanlarımı örüyorum. Yine aynı şekilde tamamlıyorum. İlk başlangıçtaki zincirime de batarak motifimi bitirmiş oluyorum. Şöyle görelim. Evet, devam edelim ve tamamlayalım. Süveterimizi örmek için motiflerimizi birleştirmeye başladım. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane motifimi birleştirdim ve üzerine bir tane boşluk bıraktım. Ortada 3 tane motifimizi 2 sıra halinde ördük. Şöyle görelim. Şu kısımları çevirdiğimiz zaman yanımız olacak. Yani kol altlarının yan kısımları olacak. Şöyle görelim. Buradaki mavi motifimiz ve buradaki yeşil motifimiz süveterimizin kol altlarının yanları olacak. Ve en temel kısmı olacak. Üstteki 1, 2, 3 tane motifimizin olduğu sıra yakamıza doğru olan kısmımız olacak. Şöyle arkasını çevirmek istiyorum. Arkasını çevirdiğimiz zaman şu araya bir tane daha motifimizin girmesi gerekmekte. Bakınız şuraya. Bir tane daha motifimizi öreceğiz. Düz motifimizi birleştirmiş olacağız. Şöyle dikkat ettiğiniz zaman bir tane düz, bir tane renkli şeklinde birleştirdik. Hemen yeniden bakınız şu şekilde yapmak istiyorum. Döndürüyorum. 3 tane motifimiz alt alta. Şu şekilde 6 motifimiz. Bir tanesi renkli, bir tanesi düz, bir tanesi renkli, bir tanesi düz şeklinde yerleştirdik. Burası da yine kolumuzun olduğu bölüm. Kıvırıyorum. Bakınız kolumuzun olduğu bölümümüzü. Şimdi araya bir tane düz motifimi birleştiriyorum. Her iki tarafa da bağlantıyı kurarak. Sonrasında üst kısma yine 1, 2, 3. 3 tane motifimi ekliyorum. Yine aynı şekilde diğer tarafı olduğu gibi oluyor ve gövde kısmını bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi renk sade olan, renksiz olan motifimi alıyorum. İpimi alıyorum. Hemen birleştirme işlemini başlıyorum. Şurayı kapadıktan sonra ana gövdemizi kapatmış oluruz. Üzerine de 2 tane motifimizi örelim. Hemen başlıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Trabzanlarımı örüyorum. 4 tane trabzanımı ördükten sonra bir zincirimi çekiyorum. Hemen bakınız. İlk köşemizden birleştirmeye başlıyorum. Yine sırtlarını birbirine veriyorum. Birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve bu tarafa geçerek 4 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3 ve 4. 4 trabzanımı tamamladıktan sonra bir zincir çekiyorum. Diğer motifime geçerek bir tane batıyorum. Bakınız. Ve zincirimle, bir zincirle düz motifime dönüyorum. 4 tane trabzanımı yerleştiriyorum. 3 ve 4. Bir zincirimi çekiyorum. Diğer motifimin sıradaki zincirine gelerek batıyorum. Bir tane zincir çekerek yeniden ördüğüm düz motifime geliyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Diğer tarafa geçerek batıyorum. Tekrar bir zincirimi çektikten sonra köşemin ilk dörtlü grubunu örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum. Köşeye batıyorum. Karşı tarafın köşesine. Tekrar bir zincir çekip dönüyorum. 3 ve 4. Bir zincir, ikinci zinciri ekliyorum. Diğer köşeye kadar örüyorum işlem yapmadan. Bakınız burayı kapatacağız çünkü şöyle devam ettiriyorum. Çok çok kolay. Kaç yaş grubu için isterseniz onun gövdesine göre motiflerimizi ayarlayabilirsiniz. Köşeme kadar geliyorum. Kesmek istemedim videomu. Evet, köşeme geldim. İlk dörtlü grubumu örüyorum. 3 ve 4. Bir zincirimi çekiyorum ve diğer köşemde bağlantımı kuruyorum. Köşe ile köşe her zaman. Hepsi dengeyle olacak. Oradan bu tarafa geçtim. 4 trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çektim. Batıyorum. Bir zincirimi çektim. Bu tarafa geliyorum. Tekrar bir zincirimi çektim. Diğer tarafa batıyorum. Ya klasik motif birleştirme şekliyle ilerliyorum. 2, 3 ve 4. Bir tane zincir, batıyorum ve köşeme geliyorum. Bakınız gayet güzel oldu. Şöyle tuttuğumuz zaman bakın şurası kol altları, burası gövdemizin bulunduğu bölümler. Evet, son bölümümü de örüyorum. Bir zincirimi çektim, köşeye batıyorum. Bir zincirimi çektim. Yeniden 4 tane trabzanımı ördüm. 2 zincir ve şu arayı buraya kadar örerek geliyorum. En son birleştirmemi de yaptım. Bir zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. Ve tekrar göstermek istiyorum bakınız. Yarım motif ön yüzde, yarım motif arka yüzde olacak. 3 tane motifimizi bu yönümüze yerleştirdik. Bir tane renkli, bir tane sade motifimiz olacak. Şöyle olduğu gibi çeviriyorum. Şimdi 2 tane motif de buraya yerleştiriyoruz. Ortaya düzü birleştiriyorum. Kenara yine renkleme. Bakın gövdemizdeki temel unsur şu şekilde olacak. Yarımşar motif kenarlarda. Şimdi diğer tarafı çevirerek bu boşlukları dolduralım. Diğer taraftan yine ilerlemek istiyorum. Şöyle motiflerimizi birleştirelim bu yöne. Mavimi kullanmak istiyorum. Ya da şu da olabilir. Rengarenk olunca kararsız kalıyoruz. Bakınız burada etrafını tüm çevirmiyorum. Hemen şöyle şuradan birleştirme yapıyorum. Etrafını birleştirmeden sadece düz olarak her iki omuzumuzda da omuz kısmımızı birleştireceğiz. Sadece bu arayı birleştiriyorum. Şöyle görelim. Bunu da şurada birleştirelim. Ya da buraya da farklı bir renk kullanalım. Her ikisi de mavi olmasın. Ortasına gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum sadece. Hemen şöyle tutuyorum. 4 tane zincirimi çektim. Bu köşeme batmıyorum. Aradaki bölümüme gelerek batıyorum. Tekrar buradan bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer şu araya giriyorum. Şuraya. 4 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3 ve 4. Bir zincirimi çekiyorum. Buraya dikkat edelim. Yeterli. Tekrar bir tane zincir çekip bu köşeme dönüyorum. 4 trabzanımı örüyorum. Batıyorum. Ve tekrar buradan bir tane zincirimi çekerek geliyorum. 1, 2, 3, 4. Bir zincirimi çekiyorum. Karşıya batıyorum. Ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Bakınız omuzumuzun en yüksek bölümünü bu şekilde birleştiriyoruz. Şöyle görelim. Şöyle görmenizi istiyorum. Tamamen çevresi değil. En alt gövdemiz 3 tane tam motif, yarım yarım kenarlarımızda. Diğerinde 3-3 motif. Gövde birleşmeyecek. Burası kol olduğu için. Omuz kısmında ise bir tane motifimiz var. Aynı şekilde diğer motifimi de şuraya birleştireyim. Köşeme battım. Bir tane zincir çekiyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Bir tane daha zincirimi çektim. Bu yöne geliyorum. 1 2 3 4 4 tane trabzanımı ördüm. Bakın. Bir tane zincir çekiyorum. Karşıya geçiyorum. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Bu yöne gelerek 4 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 tamamını örmüyoruz buranın. 1 karşıya geçtim. Bir zinciri çektim. Yeniden 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 bir tane zincirimi çektim. Karşıya battım. 1 2 3 3 tane zincirle köşeme giriyorum. Bir tane zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. Ve omuzlarımız için bakınız her iki omzumuzu da yarım bir şekilde çalıştık. Buralar boğazımız için geniş kaldı. Evet, arkayı çeviriyorum ya da burayı arka olarak kullanabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi burada yapacağım işlem ortaya bir tane düz motifimi hemen yerleştirerek örüyorum. Sonrasında kenarımı yine birleştiriyorum ve üzerine bu motiflerimin burada yapmış olduğum gibi 2 tane yarım motifimi birleştiriyorum ve burası açık kalıyor. Sadece kapanan alt kısımdaki bölümümüz oluyor. Bu işlemlerimizi yaptıktan sonra yeniden beraber olalım. Süeterimizin aradaki motiflerimizi birleştirdim. Omuzumuzun bir tanesini birleştirdim ve görmüş olduğumuz gibi kolumuzun lastik kısmını çepeçevre ördüm. Diğer tarafta herhangi bir işlem yapmadım. Burayı ön hazırlık olsun diye hazırlayarak bitirdim. Burayı da sizlerle birlikte çalışacağız. Bakınız arka kısmı da aynı şekilde birleşmiş durumda. Şurası birleşmedi. Bakınız tamamen sizlerle yapmak için ayırdım. Ama yine de göstermek istiyorum. Kol altında şöyle gördüğünüz çok güzel yuvarlak bir geçiş var. Şöyle yuvarlak geçişimizi yapmak için buraya boşlukları doldurdum. Bakınız yeni trabzanlar ördüm. Ön kısmımızda da yakamızı çalışacağımızda yine keskin geçiş olmasın diye şöyle motifimiz keskin bir şekilde bittiği için bu keskin geçişi önlemek daha yumuşak geçiş yapmak için aralara trabzanımı doldurdum. Buraları yine birlikte yapacağız. Diğer tarafını da çalıştım. Bu tarafı çalıştım. Şimdi bu tarafın tamamını sizlerle birlikte çalışacağız. İlk önce bu bağlantılarımızı yaptıktan sonra şuradaki omzumuzu birleştirme işlemiyle başlayalım. Bakınız 2 tane motifimizi yarım öreceğimizi söylemiştik. Sadece birleştirme işlemlerimiz var. Kenarları boş. Diğer tarafı da görmekteyiz. Hemen ipime tığıma düğümümü atıyorum. Ve sizlerle birlikte omzumuzu birleştirmeye başlıyorum. Buralarda herhangi bir işlem yoktu. Zaten aynı şekilde dolduruyorduk. Şimdi şuradaki köşenin bulunduğu yere giriyorum. Sabitliyorum. 1, 2 ve 3 tane zincirimi çektikten sonra buraya toplamda zincirimle birlikte 4 tane trabzanımı örüyorum. 3 ve 4. 4 trabzanımı ördüm. 1-2 zincirimi çekiyorum. Araya girerek 4 trabzanımı yine örüyorum. 2 3 ve 4 2 tane zincir çekiyorum. Diğer bölümüme geçiyorum. 1 2 3 ve 4 2 zincirimi çekiyorum. Kenardaki şu köşemize girerek 4 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3 ve 4. Bir tane zincir çekerek kapatıyorum ve ipimi buradan kesiyorum. işlemimi buradan tamamladım. Motiflerimizi birleştireceğimiz zaman lütfen dikkat edelim. Bir tanesi önceden hazırlanmış olacak. Diğerini de örerek birleştireceğiz. Bakınız burada bir tanesini aynı şekilde birleştirdim. Şimdi şöyle çeviriyorum. Diğer motifimi de örerek arkaya birleştirmek istiyorum. Evet, buradaki motifimi birleştirdikten sonra çevirdim. Şöyle sizin de görmeniz için. Diğer motifimi örerek birleştirme işlemimi yapıyorum. Birleştirmelerde mutlaka birisi daha önce örülecek. Evet, şimdi şuradaki iki tane zincirimden bir önceki bölüme gelerek batıyorum. Bir tane trabzanımın üzerine bir zincirimi çekiyorum. Ve karşıdaki trabzanımın ilkine şu şekilde batıyorum. Bir tane zincir çektikten sonra dönerek araya giriyorum. Bakın o köşeyi birleştirdim. 4 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3 ve 4. Bir zincirimi çekiyorum. Araya geçiyorum ve batıyorum. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Buraya 4 trabzanımı örüyorum. Normal, klasik birleştirme işlemimizi yapıyoruz. Bir zincirimi çekiyorum. Diğer tarafa batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. 4 trabzanımı örüyorum. Üç ve 4. Bir zincirimi çektim. Diğer tarafa yeniden batıyorum. Ve köşeme geliyorum. Buraya 4 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4. Bir zincir çekip diğer ilk başlangıç noktasına gelerek şöyle batıyorum. Bir zincir çekerek kapatıyorum. Omzumuzu da 4 trabzan grubu üzerinden birleştirmiş oluyoruz. Şöyle diğer omzumu da görmenizi istiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakınız 1, 2, 3 ve 4. İpimi buradan kesiyorum. Evet, yakamızı, buradaki yuvarlak kısmımızı bu tarafta vermiştim. Şimdi buradaki bölüm için çalışmaya başlıyorum. Buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynını karşıya da uygularsanız süveterimiz çok güzel olacak. Emin olun, çok kolay ve zevkli bir çalışma. Her aşaması birbirinden zevkli. Bir tane zincirimi çekerek düğümümü attım ve bakın şuraya trabzanımı örüyorum. Şuraya bakınız, normal alt gövde motifi. Şöyle yakından görün, şu kısma trabzanımı öreceğim ama öncesinde diğer ikinci sıradaki trabzanın zeminini hazırlamak için şuradaki bölüme giriyorum. Tam ortasındaki bölüme batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. 1-2 tane zincirimi çektikten sonra buradaki bölüme 4 tane trabzanımı örüyorum. 1-2-3-4. 2 zincirimle bakınız köşeden gelmiştim. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Bakın bu ortaya batıyorum, şuraya. Tekrar 1-2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki bölüme geçişimi yapıyorum. Şimdi ikinci sıranın hazırlığıydı bu. Lütfen buna dikkat edin. 2 zincir çektim. Motifime geldim. 4 tane trabzanımı ördüm. 2 zincir çekip hemen ileriye battım. Bakınız motifimin uç kısmına. Sonra 2 zincir çektim. Diğer motifime geçtim. Ve örgümü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak hemen şu kısma 3 tane trabzan örüyorum. Biraz önceki 2 tane zincir birinci trabzanımız yerine sayıldı. 2, 3, bakınız 1, 2, 3, 4. Buradaki geçiş yaptığım ileriye ta diğer motife batmış olduğum 2 zincir birinci trabzan olarak saydım. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Ortadaki trabzanımı atlıyorum. Biraz önce motifimizin ilk başlangıcındaki çekmiş olduğum 2 zincir içerisine 4 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 trabzanımızı ördükten sonra yeniden 1-2 zincir çekiyorum. İleriye şuraya gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekip ipimi bu noktada kesiyorum. Yakamızın dört bir yönünde de aynı işlemimizi tekrar edeceğiz. Bakınız arkaya çevirdim. Bir tanesini yaptım. Diğerini de şimdi sizlerle birlikte çalışmak istiyorum. Diğeri yapıldı. Diğerini yaptık. Bakınız 3 yönünü yaptık. Dördüncüyü de pekişmesi için yeniden sizlerle birlikte çalışalım. Hemen şuradan başlıyorum bu kez. Şu kısma trabzanımızı öreceğimiz için batıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum. Bakın burada da araya girdim. 4 trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane trabzanımı ördükten sonra 2 tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki ortaya batıyorum. Şu bölüme. 1-2 tane zincir çekiyorum. Diğer zincir olan yere geçiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve bu ilk trabzanımız sayılıyor. Hemen 2 zincir içerisine 3 tane daha trabzanımı örüyorum. Kenardaki zincirimle birlikte toplamda 4 trabzan görüntüsü oluyor. 1-2 tane zincirimi çekiyorum. Başlangıçtaki 2 zincir içerisine girerek 1, 2, 3 ve 4. 4 trabzanımı örüyorum ve 4. köşemizi de bu şekilde dolduruyoruz ve yumuşak bir geçiş sağlıyoruz. Hemen şuradaki bölümümüze gelerek batalım. Biraz daha ileride batabilirsiniz. Şöyle bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bu kalan iplerimizi daha sonrasında toparlayacağız. Kol altımıza geçelim. Kol altımızın bir tanesini çalıştım. Diğerini çalışmadım. Bakın tam birleşme noktasına gelerek bir trabzanımı örüyorum. Öncesinde yine bir önceki zincirin bulunduğu yere geçerek 2 zincirimi çekiyorum. Tam merkeze 4 trabzanımı örüyorum. Bir sonraki zincirin olduğu yere gelerek batıyorum. Tekrar zincirlerimizi çekerek 3 sıra dolaşıyoruz. Burada kol altımızı daha derin toplamak için. Evet, şimdi yaparak daha güzel anlaşılacaktır. Hemen başlıyorum. Merkez olarak şuraya öreceğiz. Onun için öncesinde 2 zincirimin bulunduğu yere gelerek batıyorum. 1-2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Tam ortaya giriyorum kolumun altından. Bakınız şöyle şu kısmı. Şuraya çalışıyorum. 4 bir yanı da hepsi de çalışılacak. Buraları tamamladım. Diğerini de yaptım. Buradayız şimdi. 4 trabzanımı yuva içerisine örüyorum. 2, 3 ve 4. 2 zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum 2 zincirle bakınız diğer 2 zincirin bulunduğu noktaya batıyorum. 1-2 tane daha zincir çekiyorum. 2 zincirimi çektim ve trabzanımın hemen sonundaki zincir yuvasına geliyorum. Çeviriyorum. Çevirdikten sonra bu 1. trabzanım oluyor. 2 zincirle geçtim. 3 tane trabzanımı da örerek toplamda 4 trabzan sayısına ulaşıyorum. 1, 2, 3, 4. 2 tane zincirimi çekiyorum. Ortadaki trabzanlarımı atlayıp kenardaki zincir yerine geçerek 4 trabzanımı örüyorum. 2, 3 ve 4. Hemen ipimi bağlayayım. İpimi bağladım. Trabzanımı 4'e çıkardım. 1-2 tane zincir çekiyorum. Bakınız. Şuradan ileriye doğru, bak hep ileriye doğru devam ediyoruz. Trabzanımın tam ortasına batıyorum ve 1-2 tane zincirimi çekiyorum. Bir ileriye geçiş yapıyorum ara boşluğa, çeviriyorum, onu ilk trabzanım olarak sayıyorum. 3 trabzanımı 2 zincir çektiğim yere örerek geliyorum. 4 tane trabzanım oldu. 2 zincir çekiyorum ve bu 3. sıramız, bakınız kol altımızda. Tığımın başını doluyorum. Zincir yuvasının içerisine giriyorum. 4 trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Kenara batıyorum. 3 ve 4. 4 tane bakınız trabzanımı ördüm. 2 zincir çekiyorum. 1-2 ileriye, boşluğun ilerisine batıyorum. Boşluğa da batabilirsiniz. Ben ileriye batıyorum. Daha güzel olacaktır. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi buradan çekiyorum. Bakınız, kol boşluğumuzu bu şekilde doldurduk. Şöyle görmenizi istiyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanla oyuntumuzu hallettik. Evet, şimdi alt kısmımızı örelim. Süveterimizin alt kısmına lastik çalışmasını örmeye başlayalım. Hemen şuradan trabzanımın üzerinden başlıyorum. 1, 2, 3. İkinci trabzanıma batıyorum. Üçüncü trabzanıma batıyorum. Araya zincir içerisine sadece bir tane trabzan örüyorum. Bakın şöyle bir tane trabzan yeterli. Diğer trabzanlarımın araya girelim. Bakın hemen kenardakine değil. 3 tane trabzan olarak örelim burayı da. Belimiz biraz toparlanmış olsun. Çok fazla trabzana gerek yok. Bakın 3 tane trabzan ördüm. Bir tane de araya örüyorum. 1, 2 ve 3. İplerimizi de şöyle gizleyerek götüreceğiz. 3 tane trabzan, bir tane de araya. Başlangıç noktamıza kadar bu şekilde örerek gelelim. 3 trabzan, bir tane araya. 3 trabzan, bir tane araya şeklinde birinci sıramızı tamamen düz olarak tamamlayalım. İkinci sıramızı lastik olarak örmeye başlayalım. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Şimdi lastiklerimizi çalışmaya başlayalım. En son trabzanımı ördüm. Zincirimi çektiğim yerle bakınız hemen ilk trabzanın arasına batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Yandan örüyorum. Ardından yandan, ardından, yandan, bir yandan bir ardından örerek lastiklerimizi tamamlayalım. İkinci sıramın sonuna geldim. Bakınız başlangıçtaki zincirimin bulunduğu noktaya şöyle aradan giriyorum. İpimi geçiriyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra dışta kabartılı olanları yine yandan giriyorum. İçte kalanları ardından bir yandan ardından sırayı hiç bozmadan kaç sıra istiyorsak o sıraya ulaşana kadar lastiğimizi örerek büyütelim. Yakamızın geçiş yerlerini yaptıktan sonra şimdi lastik kısmımızı çalışmaya başlayalım. Tam omzumuzun bulunduğu yerden giriyorum. Ve birer birer trabzanlarımı çıkarmaya başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. İlk trabzana yandan giriyorum. 1, 3 defa da alıyorum. Trabzanıma 2 tane ördüm. Evet, toplamda zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. Araya giriyorum. Bir tane trabzan örüyorum ve diğer 3 trabzanın her birine birer birer örüyorum. 1, 2 ve 3. Zincirimin bulunduğu noktaya sadece bir trabzan örüyorum. Ara geçişlerimize çok fazla trabzan yığılması yapmayalım. Trabzanlarımın üzerine birer birer örüyorum. 1, ikinciyi örüyorum ve üçüncüyü ördüm. Araya bir tane örüyorum. Şimdi geçişimizi yumuşatmak için doldurduğumuz bölümümüze geldik. Bir tane araya trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen yandan şu kısma gelerek batıyorum. 1, araya giriyorum. 2, araya giriyorum. 3 ve bir sonraki bölüme giriyorum. 4 tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını dolayarak zincirimin bulunduğu noktaya geçiyorum. 1, tekrar trabzanlarımın arasına birer birer örüyorum. 1, 2 ve 3. Şöyle görelim bakınız. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanım buraya ördüm. Yanına geniş olduğu için ikinci bir trabzanımı ekledim. Diğer motifime geçtim. Ve birer birer trabzanlarımın üzerine batıyorum. 1, 2, 3. Aşağıda 4 trabzan var bakınız ama burada 3 tane trabzan olarak örüyoruz. Bir taneyi araya örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Araya bir tane ve bu 4 tane trabzanın ilkine batmıyorum. Bakın şuraya batmadığım için şuradan başlıyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane de araya batıyorum. Ve bu şekilde ilerleyelim. İlkine batmıyorum. 4 olan trabzanı yukarıda 3 olarak örüyoruz. Kenarlarda da aynı işlemi yapmıştık. Araya 1 ve yeniden yumuşak geçişi yapmak için ördüğümüz bölümümüzün bulunduğu yere geldim. Hemen yine batıyorum. Araya giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Birer birer bakın trabzanlarımıza giriyoruz. Araya bir tane. Arkayı da aynı şekilde örelim. Başlangıç noktamızda yeniden görüşelim. Şöyle bir sonraki sırada daha belirli olacaktır bu toparlanmalarımız. Evet, şimdi başlangıç yerimize kadar ilerleyerek gelelim. Sıramızın başlangıç noktasına kadar bütün yakamızı dolaşarak geldim. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. İkinci sıramızda lastik işlemimizi başlatıyoruz. İlmeğimi çekiyorum, şu şekilde kaydırıyorum. 1, 2, 3. Sıradaki ilmeğimi yandan girerek dışa doğru kabartıyorum. Bir sonrakinin ardından giriyorum. Sıradakini yandan. Alt zemini hazırladıktan sonra bu kısımda hiçbir problem olmadan öreceğiz. Bu ikinci sıramız. 3 sıra örelim. Sonrasında görüşelim. İkinci sıramızı tamamlayıp üzerine bir sıra daha örelim ve yeniden görüşelim. Yakamı 3 sıra ördüm ve başlangıç noktamdayım. Zincirimi çektiğim yere geliyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve yakamı tamamlamış oluyorum. Şöyle görelim. Şöyle bakınız, gayet güzel oldu. Şimdi kolumuzun diğerinde çalışmaya başlayalım. Kol altından başlayalım. Zincirimi çekerek başlıyorum. Şöyle bakınız, tam aradan başladım. Tığımın başını doluyorum. Yeni örmüş olduğum trabzanların arasına giriyorum. 1, 2, 3, 4 olan trabzanımızın arasına 3 tane olarak çıkıyoruz. 2 zincir çektiğim yerden bir tane trabzanımı örüyorum. 4 trabzanımın arasına girerek 3 trabzan örüyorum. Tıpkı diğer bölümlerde çalıştığımız gibi çalışıyoruz. 3, zincirimin bulunduğu yere 1, iplerimizi şöyle gizleyeceğiz. 1, trabzanlarımın arasına 2 ve 3. Yan çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen diğer trabzana geçelim. Çok fazla yığma yapmayalım. 2 ve 3. Zincirimin bulunduğu yere bir trabzan. Şöyle geçişimi yapıyorum. Omuzumuzdayız. 1, 2, zincirimin bulunduğu yere 1, omzumun tam araya 1, trabzanımın bulunduğu yere yan trabzanıma 2, araya 1, trabzanlarıma birer birer batarak başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim. Başlangıç noktama kadar örerek geldim. Zincirimi çektiğim noktaya geliyorum. İlmeğimi geçiriyorum. 3 tane zincirimi çektikten sonra lastik örgümü başlatıyorum. Bir yandan bir arkadan diğer bölümlerde ördüğümüz gibi toplamda 3 sıra örelim. tamamlayınca görüşelim. Trabzanımı ördüm. Birleşme noktasına batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra kolumuzu da burada tamamlıyoruz. 3 sıra örerek tamamladım. Evet sevgili arkadaşlar, motiflerden yapmış olduğumuz çalışmamızı şu an tamamladık. Gayet hoş oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle diğer yönünü de çevirelim. Hangi yönünü kullanmak isterseniz her iki yönü de eşit. Her iki yönü de kullanıma uygun. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.